Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci bilançolarda yani ikinci çeyrekte en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketleri konuşacağız. Öncelikle Ar-Ge harcaması nedir dersek şirketlerin yeni ürünleri, yeni hizmetleri geliştirmek için yaptığı harcamalardır. Bu harcamalar işte şirketlerin inovasyon kabiliyetini artırır. Sektöründe avantajlı duruma gelmesine yardımcı olur. İşte birçok ürün tasarımı, malzeme araştırmaları, patent başvuruları gibi şeyleri kapsayabilir. İşte Ar-Ge giderleri işletmelerin uzun vadeli büyüme hedeflerine katkıda bulunabilir. Ve işte dediğim gibi inovasyon kapasitelerini arttırarak karlılıklarını destekleyebilir. Bu yüzden önemli. Şimdi gelelim en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlere. Borsa İstanbul'da işte otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ford Otosan 2 milyar TL Ar-Ge harcaması yapmış ve bu harcamayla birinci sırada arkadaşlar. Onu 724 milyar TL yatırımla Koç Holding takip ediyor. Yani ikinci sırada da Koç Holding var. Birinci sırada Ford Otosan 2 milyar TL. İkinci sırada da 724 milyon TL ile Koç Holding. Bayağı ciddi de bir fark var aralarında. Üçüncü sırada ise Aselsan geliyor arkadaşlar. 482 milyon TL. Dördüncü sırada ise Vestel var. 459 milyon TL. Beşinci sırada Türk Telekom geliyor. 400 milyon TL harcama yapmış Ar-Ge'ye. Sonra ondan sonraki işte ilk beşi bu şekilde sıralamıştık. Ondan sonrakileri sayıyorum. Logo yazılım 258 milyon TL. İpek Doğal Enerji 253 milyon TL. Şişe Cam geliyor arkasından 158 milyon TL. Ereğli Demir Çelik 83 milyon TL. Ülker 79 milyon TL. Tüpraş 69 milyon TL. Hektaş 55 milyon TL. Ardından Mavi Giyim 33 milyon TL. Kontrolmatik 31 milyon TL. Birsa 29 milyon TL. Astor Enerji 27 milyon TL, Pınar Süt 25,27 milyon TL, İmaş Makine 23 milyon TL, Eczacıbaşı 23 milyon TL yine. Biyen Yapı Ürünleri, bu da seramik sektöründe 21 milyon TL, Menderes Tekstil 20 milyon TL, Yataş 19 milyon TL, Oyak Çimento'da yine 19 milyon TL arkadaşlar. Bu sıralamayla en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketlerimiz bunlar. Yatırım yaparken bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Çok sevinirim.